İlk konuğum Sibel Yılmaz sevgili seyirciler. 12 Haziran'da kayıp olan ve biriyle kaçtı dediği eşini arayacağız. Bir an önce bu evliliği bitirip boşanmak istiyorum diyor Sibel Yılmaz. Buyursunlar. Esra abla, adaletine güveniyorum. O yüzden geldim. Onları bulun, karşıma çıkartın. Size güveniyorum. Bulun onları, benim karşıma çıksınlar. Bana bunu yaptılar ya, karşıma çıksınlar abla. Karı kaçırmasını bilip adamlık taslıyorsa benim de karşıma çıkıp bana da adamlık taslayacak. Ama adamlık öyle bir şey değil. Ya şuraya bak ya, rezillik bu ya. Rezillik. Nasıl yapabiliyorsun? 1,5 yaşında senin çocuğun var. Hiç mi acımadın sen ya? Ateşler içinde hastanede bırakıp sabahsı alıyor kızı, kaçıp gidiyor ya. Bu adalet mi ya? Bu utanmazlık, bu terbiyesizlik ya. Siz bir ilişkiyi yıpratacak, ne bileyim bir evliliği yıpratacak sürede bile değilsiniz. Daha 3 yıllık evlisiniz. Küçücük de bir çocuğunuz var, Allah evet bağışlasın. Ama 12 Haziran'da eşin kaçıyor. Kimle kaçıyor? Merve Baran diye bir kızla. Bekar. Bu ilişkiyi 12 Haziran'da mı öğrendin? Hayır, 5 ay önce öğrendim Esra abla. İlk öğrendiğimde hani gerçekten böyle şok geçirdim. Bana ağladı, zırladı. Bildiğin yani gözyaşları döktü. Dedi ki ben dedi gaflete düştüm dedi. Hı hı. Ben dedi bunu sana yapacak bir şeytan adam. Şeytan dürttü beni. Aynen öyle abla. Ondan o şeytan sonra da dürtücü adamı buluyor ha. Biz de yani normal gülmeyi erkekler gülüyor. Yani hani şimdi normal durana bir şey yapmıyor. Bir de biz o gün ev taşıyacaktık abla. Eşyalarımızı taşıp kiradan başka yere geçiyorduk. Ev taşınacağı gün öğrendim. Kimseye de söyleyemedim. Aileme de söyleyemedim. Gizli saklı tuttum. Neyse beni kandırdı. Ben de tamam dedim. Bir şans daha vereyim dedim. Evimizi taşıdık. Çok da mutluyduk abla. Evimizde ne bir kızın konusu açılıyordu. Hiçbir şey olmuyordu yani. Bildiğin mutlu, mesut yaşıyorduk. Normal insanlar gibi. Normal bir hayat. Normal bir evlilik. Aynen her şey öyle olması gerektiği gibi aslında. Aynen öyle. Bana hediyeler alıyordu. Ondan sonra bir şeyler alıyordu. Diyordu ben bir hata yaptım. Bunun telafisini sana gösteriyorum. Öyle şöyle. Neyse. O ilk yakaladıktan sonra siz öyle aile apartmanında mı yaşıyordunuz? Evet, ben kaynanamla, kayınpederimle altlı üstlü yaşıyordum. Hı hı. Yani sorunlarım oluyordu abla. Bana aslında bir aşağılamaya maruz kalıyordum. Olmaması gereken aynen bir şey. Öyle. Ben de hep diyordum ki evet öyleyim yani. Ben buyum. Beni siz kabul ettiniz. Geldiniz, istediniz. Siz Harun'la birbirinizi severken bunları sorgulamadınız. Aynen öyle. Yani, ben hep eşime odakladım kendimi. Yani senin insanlığın, onun insanlığı, birbirinizi hissetmiş olduğunuz duygular o kadar... Bu etnik kökenlerin bile o kadar üstünde ki insan bunların hiçbirini sorgulamıyor. Zaten sorgulamamalı da. Sevgi böyle bir şey. İşte ama karşılıksızmış, ben bunu anladım. Yani ben sadece seviyormuşum. Ben bunu anladım. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani ilkinde yakalıyorsun. Evet. Sonra bu senden af diliyor. Evet. Diyorsun ki ikimizin de ailelerinden uzakta, bağımsız bir yerde hayat kuralım. Aynen öyle. Kendinizi aile ev açıp herkesin uzakta mutlu bir yuvaya adım atmayı hayal ederken ne yaşadı Sibel? Abla bu kız bırakmamış. Yani kız peşine eşimin bırakmamış ama neden bırakmamış? Sebebi de var. Benim kaynanam, görümcem kızla diyaloğa giriyorlarmış. Hmm. Yani kıza gelinim gelinim diyorlarmış ya, utanmazlar ya. Ya senin nikahlı gelinin var, sen gidiyorsun sokak kızına gelinim diyorsun ya. Sen de aşağılama başka birine. Başka birine gidip de gelinim diyemezsin, nikahı yok. Nikah benim üstümde. Yani boşansam, ayrılsam diyeceğim ki tamam, olmuş, bitmiş evlilik yani. Sibel, karşı taraf yoklar. Karşı taraf iletişim kurmaya çalışır ama şimdi dışarıdan bir erkek sana yazsa, senin içinde ve isteğinde yoksa sen onun mesajlarına cevap verir misin? Asla, direkt engelliyorum ya. Vermezsin. Direkt. Bu ikincide de hanımefendi tekrar eşine iletişim kurmaya çalışıyor. Belki de iletişimdeler, bilmiyoruz. Yani dediğin gibi belki de iletişimdeler, bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yaptım abla, hatlarımızı değiştirdik.
Eşimin hattını da kendi üstüme aldım. Hatta onun WhatsApp'ı benim WhatsApp'ımda da vardı. Büyük ihtimal eşim iş yerinde gizli telefon kullanıyordu. Çünkü ben telefonunu araştırıyorum, bir şey bulamıyorum. Yani büyük ihtimal iş yerinde farklı bir telefon. Yani sen aslında kontrolü eline aldın. Aynen öyle. Telefon hattına istediğin zaman kimlerle görüştüğüne bakabilirsin. Bakabiliyordum. Efendim evet. Söyleyeyim, telefon hatlarını yeniden geçirdiniz. Aynen öyle. Değiştirdiniz. Yeni telefon hattı, yeni hayat, yeni düzen. Evet. Ama sonuç? Sonuç yine aynı. Yine hayal yaptı. Hayal kırıklığı. Yine yaptı. Yine affettin mi? Yine affettim. Bu sefer ailem öğrendi ama. Benim kendi ailem. Benim annemlere oturmaya gitmiştik. Eşim işten geldi. İçime bir his... Abla nedense benim hep eşim konuştuğunda içime bir his doğuyor. Yani sanki yaşıyorum ben onu. Telefonunu aldım. Bir baktım WhatsApp araması. Eşimle o kızın. Direkt yani sorguladım. Dedim bu ne dedim. Sonra kızı aradım. Dedim sen utanmıyor musun? Ahlaksız dedim. Yani evli olduğunu biliyorsun. 1,5 yaşında çocuğu olduğunu biliyorsun. Nasıl peşini bırakmıyorsun dedim. Ben seninle insan gibi konuştum dedim. Bunu niye yapıyorsun? İşte bana gurursuzsun sen. Seni sevmeyen bir adamla aynı evde duruyorsun. Yok bilmem ne bilmem ne şöyle derken benim de annem konuştuğumu duyunca yani aile öğrendi. Yani esas kişiyle kavga etmiyorsun sen aslında. Aynen öyle. Kocana kızla demen lazım. Sen ne gurursuz insansın. Onu da yaptım. Niye ailene sahip çıkmıyorsun? Sonra benim abilerim herkes geldi annemlerin evine. Abimler dedi işte yani mevzu ne? Abi böyle böyle dedim. Abim dedi ki Harun dedi bizim kızımız bu sefer yok. Kapı burada. Hadi git babanların evine. Boşan. Git kimle evleniyorsan evlen. Gitti ama sabahsı benim kapımda abla sürünüyor. Yemin ediyorum ya. Gelmiş kapıma annemin kapısına oturmuş böyle. Beni arıyor. Ben kapıdayım. Neyse ben çıktım ailemden izin aldım. Bizim orada bir dönerci var. Oraya gittik. Yalvarıyor işte diyor yemin ediyorum bu son diyor. Ben diyor yapamayacağım diyor. Çocuğum için ne olur diyor. Neler diyor. Vallahi diyor affet benim. Affet beni mi diyor. Benim diyor annemle kardeşim bunları yapıyor diyor. Ne yapıyormuş? O kızla arasını yapıyormuş devamlı. Benim bana diyor sihir yaptılar diyor. Ben de diyor böyle bir şey var diyor. Bana ne sihri yapmışlar? Soğutma. Sibel'den karısından soğutma sihri. Artık yalan mı doğru mu bilemem yani. Neyse ben dedim ki Harun dedim. Ben İnandın dedim, mı peki? İnandım abla vallahi de inandım. Ondan sonra ben dedim anneme babamla görüşeceğim. Onların kararı benim için çok önemli dedim. Çünkü bu ikinci dedim. Neyse babama yalvardım. Geldi babamın ayaklarına ellerine kapandı. Ailemin ellerine kapandı. Affettik yine. Yine çıktık. Evimize gittik. Bu sefer de barışmanın gerekçesi evet bir sihir yapıldı. Bu sihir Sibel'le Harun'un evliliğini bozalım sihri. Düşman kuvvetleri de belli. Aynen. Yani çünkü böyle durumlarda bir düşman bulmak lazım ya. Düşman aynen kuvvetleri kayınvalide görümce sizi ayırıyor. Sen de zaten aynen buna eminsin. İstenmeyen aynen gelinsin. Evet. Bu sihir sebebiyle. O zaman ne dedin? Biz bu sihri bozalım. Evet. Güç evet, birliği evet, yapalım. Evet. Harun biz barışalım. Ben dedim önce kendin hoca bul. Git hocayla görüş. Neyse bu hoca bulmuş, görüşmüş. Bana dedi ki gerçekten var dedi. Tamam dedim ben bulacağım bu sefer beraber dedim. Bir tane hoca bulduk, evimize geldi. Ay pardon, sihir var dedi. Neyse bozdum dedi işte. Bir muska verdi, bir tane su falan verdi. Onu içtim. 2 ay boyunca muskayı taktı. Bana dedi ki ben düzeldim dedi. Seni dedi çok güzel görüyorum artık dedi. Evimde huzur buluyorum dedi. Niye önceden çirkin mi görüyormuş? Beni şeytan gibi görüyormuş abla evin içinde. Ne kadar evet para verdiniz? Psikolojimi bozdu ben resmen ya. Kafayı yedim ya. Vallahi kafayı yedim ya. Evin içinde yemin ediyorum Esra abla duvarlara bakıyordum. Allah Allah beni de mi çarpacaklar diye ya. Çocuğum ağlıyordu ya diyordum ki çocuğumun içine de mi girdiler? Hey böyle psikolojim bozuldu ya. Ah. Kızım Merve'nin babası telefon altında. Hoş geldiniz yayına. Ecevit Bey merhaba. Merhaba teşekkürler. Kızınız Merve de kayıp mı? Yok kayıp değil o benim yanımda. Sizin yanınızda. Peki evet. 12 Haziran tarihinde kayboldu mu? Evet. Kaç gün ulaşamadınız kendisine? Sağ olun abi bana destek çıktı. İki gün. İki gün. Peki o 12 Haziran'da Harun'la beraber mi kaçmışlar? Evet. Siz ilişkilerini kimden öğrendiniz?
Ben de. Sibel Hanım söyledi bana. Ne dedi? O bana söyledi, ben zaten İnanmadı önce. Ben İstanbul içindeydim, o bana söylemiş. Ben de şok oldum. Şok. Peki sizin kızınız evli mi? Peki. Efendim? Sizin kızınız evli mi? Yok. Evli değil. Bu ilişkiyi yok. Şimdi destekliyor musunuz? Artık yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi sen de benim yerimde olsa yapılacak şey yok. Ben zaten Sibel Hanım'a da söylemiştim ben zaten. Yani Harun Sibel'den, karısından boşandığında kızınızla Harun nikah kıymasını istiyor musunuz? Tabii ki. Zaten ben söyledim onlara, babasına da. Amcacığım sen kızının evlilik dışı bir ilişki yaşamasını onaylıyor musun? Onaylıyorlar. Gurursuzluk, terbiyesizlik. Babanın kendi adı kendilerini ne? Rezil ediyorlar. Emrah, babanın adı ne? Ecevit Bey. Efendim? Kızınızın boşanmadan ikinci eş olarak bu ilişkiyi yaşamasını destekliyor musunuz? Yok, boşanma, yani boşanmasa ben kızını vermem. Ben söylemiştim zaten. Boşanma olmadan bu ilişki olmaz. Yok, olmaz. Peki, nişanı nasıl yapacaksınız? Ben de inat değil mi? Boşanmıyorum. 5 sene, 6 sene süründüreceğim. Boşanmıyorum. Çekişmeli boşanacağım. Adalet eti veriyorum ben. Beni aldattı beni. Boşanmıyorum. Nikahsız yaşasınlar. Böyle gitsinler sokaklarda yüzleri düşük. Boşanmıyorum. Hadi boşayın. Hadi boşayın beni. Gelin boşayın. Allah'tan korkan gelsin karşıma beni boşasın. Kızınız ya. Şu anda nişan alışverişinde mi? Evet. Ecevit Bey. Efendim. Kızınız şu an nerede? Şu anda benim kızım evde. Evdedir. Yani kendi annesiyle mi beraber yoksa Harun annesiyle mi beraber? Yalan. Yok yok, benim eşimle, benim Harun'un annesi var onun ya. Yalan, alışverişte. Çıksın kızı telefona, konuşsun madem yanındaysa. Hadi, ben yanında değilim, ben dışarıdayım, dışarıda. Evli adamla kaçmaya yüzü oluyorsa telefona çıkmaya da yüzü olacak, ekrana çıkmaya da yüzü olacak. Bak, utanmaza bak, utanmaza. Puh, sizin kalıbınızın sana. Kelimelerimize, cümlelerimize utanma. Dikkat edelim. Ya Ecevit Bey, bir baba olarak size şunu sormak istiyorum. Burada oturan kızınız Merve olsaydı. Bir abla, Esra abla, ben şu an Ecevit abi, yemin ediyorum seni çok kınıyorum. Gerçekten sen de değil misin yani? Sen kalkıp bana diyorsun ki, kızım sen benim bu saatten sonra Merve diye kızım yok. Sen benim kızımsın. Ben onu evlatlıktan ret ettim, attım. Benim karşıma çıkarsalar senin eşinin de... değil. Hani şey dedi yani abla. Tam tersi. Bir babanın şunu söylemesi lazım. Sen benim kızımsın. Sen mağdursun, yani. Benim kızım da mağdur. Buradaki öyle esas demedi. Suçlu Harun Yılmaz'dır. Demedi İkiniz işte. Aklınızı başınıza toparlayın. Sizi bu kadar üzen, yıpratan, bu mağduriyeti yaşatan adamdan uzak durun demesi lazım. Demedi işte. Demedi. Ecevit Bey. Efendim? Yani burada oturan kızınız olsaydı, bir de olayı öyle bakalım. Merve burada. Kocam beni aldatıyor ya. Diyor. Kocası başka biriyle. Olacak. Sesi alamıyor. Peki gelmiyor. İletişim kurmakta. Hoparlör açık mı bilmiyorum. Ablasına bir iki arkadaşımız bir, şey bir alsınlar onun telefonu. Onun kızının başına da gelecek. Ben buraya yazıyorum. Onun kızı da buraya gelip oturacak. Benim eşim aç. Aç. Parası yok cebinde. Benim annem babam baktı bize 3 senedir. Benim annem babam poşet poşet getiriyordu bizi, yediriyordu. Kiranın yarısını benim babam ödüyordu. Benim babam. Harun'a çağrın nedir? Seslen. Çağrım işte bu. Gelsin, çıksın karşıma, desin ki ben böyle bir hata yaptım. Boşanalım. Ben boşanacağım zaten. Yani barışmak için hiç umurumda değil. Desin ki böyle böyle ben çıksın yayına, ben bir hatasını kabul etsin önce abla. Hatasını kabul etmiyor. Kalkmış bana mesaj atıyor. Ben sana haksızlık yaptım. Senin duygularınla oynadım. Bu evliliği ben berbat ettim. Aynen öyle. Sana iyi koca, çocuğa iyi bir baba aynen olamadım öyle. Desin istiyorsun. Evet istiyorum, desin yani bunları. Adamsa desin. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra ablacığım. Nasılsınız? Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım ama nasıl olabilir? Siz evli misiniz yoksa şu anda Sibel evliyim. Sizin yanınızda mı kalıyor? Yok, yok evli ablacığım, abla. Ben evliyim. Ne zaman öğrendiniz Harun'un böyle bir ilişki yaşadığını?
İşte. Şöyle söyleyeyim Esra abla, benim şu an kardeşim heyecanlı, fazla şey yapamıyor, konuşamıyor. Hı-hı. Bakın abla, bu Arun Yılmaz bu olayı duyduğunda benim kardeşim bize söylemedi. Söylemedim mi? Söylemedi ama ben kardeşimin şüphelerinden anladım. Sibel'im dedim, ne oldu? Senin hani neşeli bir kız abla, oynayan gülen bir kız. Ne oldu ablacığım dedim. Yok abla dedi. En son bunlar evi taşında meğer Sibel Arun'un resimlerini yakalamış. Merve ile. O Merve denen kızla. Neyse akşam baktım anneme geldi. Abla dedi böyle böyle dedi. Bu olayı duyduktan sonra biz istemedik abla. Yalan söylemeyeyim, istemedik. Bak Sibel'im dedik. Yani istemediler. Tamam. Hemen boşan dediniz. Aynen. Dedik benim babam hiç istemedi abla. Ben babama neden yalvardım yani, bir şans neden daha vereyim. Neden istemedi? Bunu yapan ikinciye de yapar kızım dedi. Etme, gitme. Kapı gibi arkanda ailem var, ben varım dedi. Bak ki, en güçlü cümle bu, biliyor musun? Esra ablam. Burdan çok destek çıkıyor benim ailem ben abla. El üstünde kadar, benim şu an kızımı görün. Melek gibi bakıyorlar çocuğuma. Ailem arkasında bacımın. Peki. Alev, teşekkür ediyorum. Eğer müsait olursanız sizi de bekliyorum. Gerçekten de bu son ihanet. 12 Haziran'da eşi Harun Yılmaz'ın Merve Baran'la kaçmasından sonra Sibel soluğu adliyede alıyor. 13 Haziran evet, 2024 adliyede. Tarihinde yani 12 Haziran'da kaçıyor. 13'ünde hemen gidip boşanma davanı açıyorum. Açıyorsun. Harun Yılmaz nerede? Merve Baran'ın ve Harun Yılmaz'ın da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seni şimdilik uğurluyorum. Bağlansınlar abla. Yemin ediyorum bağlansınlar, sizi burada alkışlayacağım. Helal olsun, adamsınız diyeceğim. Bağlanın. Yüzünüz varsa bağlanın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.